Herkese bu pazartesi de merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ara sadece pazartesi günleri video yayınlamaya çalışıyorum inşallah. Belki haberiniz yoktur, söyleyeyim dedim. İlk olarak bugüne başlıyorum şimdi. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Çayımızı içtik. Şimdi ben bulaşık makinesini temizleyeceğim. Size göstermek istiyorum. Bunu ikinci kere yapacağım. Şimdi bulaşık makinem boş. Şimdi şöyle açalım ilk başta. Şimdi zaten böyle gördüğünüz gibi makinem boş. Şöyle göstereyim. Yani yıkanmıştı bulaşıklar. Ben de boşalttım. Şimdi şu içini yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle içini biraz daha yakınlaştırdım. Ben bunu dediğim gibi bir kere yapmıştım önceden. Şimdi bugün ikinciye temizleyeceğim. Çünkü bence daha iyi fark ediyor temizlenmesi. Muhtemelen sizin de bulaşık makinelerinizde şöyle iki tane kap vardır. Kap dediğim şöyle kapak. Kapak, evet. İlk başta ben bunu açmak istiyorum. Çünkü kirler genelde burada birikiyor. Çünkü şurası bakın süzgeç görevi görüyor. Buradan da zaten su akıyor muhtemelen. Bildiğim kadarıyla. Bunu oku tam tersi yönde çeviriyorum. Ve bunu çıkarıyorum. Bunu şimdi temizleyeceğiz. Bakın ne kadar kir dolmuş. Bulaşıklar falan. Şimdi bunu alıyorum. Ve güzelce ne? Temizliyorum. Evet, onu yıkadım. Onun yerine takmadan önce şu kenarlarındaki tortuları da böyle temizlemek istiyorum biriken. Şöyle görüyorsunuz zaten. Evet, en son bunu da yaptıktan sonra kapağımı yerine takıyorum. Pardon, yanlış oldu. Şu taraf. Evet, böyle tekrardan oturdu. Ama bunu yaparken dikkat edin. Hani belki yanlışlıkla kırılır edilir çıkarken biraz daha narin davranabilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi kapatıyorum kapağını. Evet, kapağını kapadıktan sonra böyle başlatıyorum. Burada zaten birkaç tane program var gördüğünüz gibi. Burada makine care, yani makine temizleme programı var. Yanlış okumamışımdır inşallah. Buna ben başlatıyorum. Bu da zaten 1,5 saat. Bunu başlatıyorum. Ve başlamış oluyor. Tabii bu her makinede olmayabilir böyle bir program. Ama boşta da çalıştırsanız yeter bence. 1 saat 40 dakika falan da çalıştırsanız yeter diye düşünüyorum. Makine temizliği bu kadardı. Bakalım bugün neler varmış. Şöyle tencereler gelmiş ama 101'e. Şunun beyazından ben de almıştım. Kahve falan içerken güzel oluyor. Şöyle okul malzemeleri gelmiş. Şöyle göstereyim. Thank you.
Evet, marketten geldim, bunları da yıkadım, sirkeledim. Şöyle bu tarafta da birkaç parça bir şey aldım. Tavuk, süt, işte zeytin falan aldım. Bu Şimdi şekilde. ben bir şeyler atıştırdım. Size de bunları göstermek istiyorum. Fesleğenim, işte limonum, birazdan sulayacağım. Bu tarafta biberlerim var, bunlar su istiyor. Şurada da şöyle göstereyim. Bakın domateslerim çiçek verdi. İnşallah açarlar. Açtı da yani büyürler inşallah, domates olurlar. Şöyle onu da böyle ekmiştim. Bayağı büyüdü. Size de göstermek istedim böyle. Bugün evdeyim. Bir tek markete çıktım. Bir de dışarıda bir işim vardı. Onu hallettim hemen. O şekilde beraber böyle bir günümü geçirmiş olacağım sizinle, vlog tarzında evde bir günüm gibi. Yemeğimi de yedim zaten dediğim gibi. Böyle bakalım ilerleyen zamanlarda neler yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kalkıp yemek yapacağım. Tavuk fajita yapacağım. Tarifini isteyenler için yazarım, eğer yorumlarda soran falan olursa sabitlerim yorum yazıp. Şimdi ona başlamadan önce de bir şey söylemek istiyorum. Instagram'da da post olarak bayağı bir şeyler atmaya başladım. İsterseniz takip edebilirsiniz. Aşağıya yazıyorum. Şimdi yemeğe başlayalım. Baharatını attım. Sadece bir kaşık da tuz atacağım. Bir çay kaşığı, bir iki çay kaşığı kadar. Şimdi bu dolapta 2 saat dinlenecek. Tabii bunu böyle ilk başta bir karıştıracağım. Ondan sonra bu biberlerimizi yine uzun ince bir şekilde keseceğim. İlk başta onları kızartacağım. Yağda zaten hafif bir yağda kızartacağım. Onlar böyle ölecek. Ondan sonra bu da 2 saat dinlendikten sonra biberlerim de böyle bu şekilde hazır. 3-4 tane 3-4 tane doğrayabilirsiniz. Bunları bir çay kaşığı tuz ve yağla kavuracağım, hafif bir yağla. Bunlar öldükten sonra bunları bir tekrar bu tabağa alacağım. Tavuğu pişireceğim. Sonra üstüne de bunları ekleyeceğim ve afiyetle yiyeceğim inşallah. Tekrardan merhaba. Yemeğim hazır olmak üzere. Ben onu yiyeceğim. Eşim birazcık geç gelecekmiş. O da gelince yer. Videonun burada sonuna geliyorum. Muhtemelen çay içeriz. İşte eşim pasta almıştı dün. Hani onu koyarım çayın yanına. O şekilde günümüzü sonlandırırız o gelince. Film izleriz ya da bir şey okuruz, bilmiyorum. Bu şekilde. Umarım bu günlük vlogumu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.